the Merhaba kıymetli çocuklar. Ee, yamuk konu anlatım 2 videosuyla karşınızdayım. Umarım faydalı olur. Ee, başarılar dilerim şimdiden. Şimdi bu videomuzda dik yamuk ve ikiz kenar yamuktan bahsedeceğiz. Önce dik yamukla başlayalım. E, dik yamukta e, paralel iki kenar arasındaki açı 90'ar derece. E, burada en meşhur hamlelerden bir tanesi şudur. E, yukarıdaki C kenarının köşesinden aşağıya doğru e, paralel çizmek e, çok meşhur bir hamledir. C'yi aşağıya doğru kaydırdık. Sağ tarafta A-C eksi uzunluğu kaldı. Bu H aynı zamanda yamuğun yüksekliği pozisyonundadır. Sağa doğru kaydırdık. Gördüğünüz gibi sağ tarafta Pisagor bağıntısı uygulayacak bir durum karşımıza geldi. Soldaki şekilde bir dikdörtgen oldu. Bakınız elimle gösterdiğim bazen tabi kare de olur bu. Buna dikdörtgen diyebiliriz. Kısaca DD yazdım. Ee, en meşhur hamlelerden bir tanesi budur. Tabi biz bu yüksekliği şu e, en uç noktadan yukarıya doğru dikme çizerek de yapabiliriz. Bazı sorularda bunu da yapmak durumunda kalabiliriz. Bu sefer Pisagor'u e, yamuğun, dik yamuğun dışındaki şu elimle göstermiş olduğum üçgen üzerinde uygulayacağız kıymetli çocuklar. Şimdi keleme ne? yamuktur diyor. Gelelim sorumuza. Burada e, sevgili gençler hemen alan sorulduğuna göre e, alan formülümüzü zaten biliyoruz. İsterseniz şuraya bir kez daha hatırlayalım. Alanımız alt artı üst bölü 2 yani A artı C bölü 2 çarpı yüksekliğimiz olarak da H'yi alacağız. İşte e, normal yamuğun alan formülüdür bu. E, bu soruda da e, dikkat ederseniz K açısı 90 derece verilmiş. Yamuk dendiği için U kuralı gereği N açısı da 90 derece olmalıdır. Böylece 2'yi aşağıya doğru kaydırabiliriz çocuklar. 2'yi aşağıya kaydırırsak sağ tarafa şuraya isterseniz Tekirdağ diyelim. Tekirdağ Lüleburgaz arasına 24 kalacaktır sevgili gençler. Şu boyamış olduğum mavi üçgene dikkatli bakınız. H dersem bu tanıdık bir üçgendir. Pisagor uygulandığında H'nin karesi artı 24'ün karesi eşittir. 26'nın karesi denilebilir burada bakıyorum 24 ve 26'yı sağlayan hangi Pisagor üçlüsü var diye sorduğumda 5 12 13 üçgeninin iki katı hemen hatırımıza geliyor 2 katı 10 24 26 olacaktır sadeleştirerek bunu rahatlıkla görebiliriz Demek ki H dediğimiz uzunluk buna bitlis üçgeni diyorduk biz hatırlarsanız bitlis üçgenin iki katı olan bir üçgen bu Dolayısıyla H değerimize 10 diyebiliriz işlem yapmadan. H 10 ise yüksekliğimiz 10 demektir. E, alanı artık bulabiliriz. 26 artı 2 bölü 2 çarpı 10 diyerek e, alanımıza ulaşmış oluruz. Cevabımız 28 çarpı 5 olacaktır. E, bu da 140 birim kare olarak karşımıza gelecek çocuklar. Diğer örneğimize bakalım kelemini yamuktur diye söylenmiş. 15 birlik parçalar var. Yukarısı 4 verilmiş. PLMN bakıyorum. Evet. PLMN şu maviye boyayalım isterseniz. Şuraya da bir T yazayım. T alanını arıyoruz kıymetli çocuklar. Şimdi hemen şöyle bir hamle yapalım. Hani yukarıdaki 4'ü aşağıya doğru o meşhur hamle gereği kaydıralım. O zaman e, şu elimle gösterin Buraya isterseniz şöyle Rize diyelim. rize Lüleburgaz arası artık 4'tür. Şu Rize-Paris arasına 3 kalacak. E, Kayseri-Rize arasına da 12 kalacak diyebiliriz. E, dikten dik gelmiş. E, dolayısıyla e, buraya H dediğim zaman e, Halil'in karesi diyorduk hatırlarsanız. Öklit bağıntısı gereği. Onu bir kez daha hatırlatayım Gör, göremeyenler için. H-M-N diyelim. Hallin karesi-Mine diyoruz. Dolayısıyla e, buradan h kare eşittir 12 çarpı 3'ten h'nin 6 geldiğine dikkat edin. Aslında bu üçgenin yüksekliği olduğu gibi aynı zamanda yamuğun da yüksekliğidir. Böylece t alanını bulabiliriz. Hemen alt üst bölü 2 yapacağım. Alt tabanımız 16. Üst tabanımız 4 bölü 2 diyorum. Yüksekliği de 6 bulmuştuk. Evet gerekli düzenlemeler 20 çarpı 3'ten cevabın 60 olması gerektiğini bize Söyler. Diğer bir örneğimize bakalım. Bu örneğe geçmeden evvel e, hemen şu bilgiyi hatırlatmak isterim. Normalde dik yamukta köşegenlerin özel bir ilişkisi yoktur çocuklar. E, yani şöyle köşegenleri çizecek olursam bu köşegenler dik kesiyor. Köşegenler açı ortaydır falan diyemeyiz. Fakat zaman zaman şu hamleyi yapıyoruz. E, onu ifade edeyim. Eğer E diktir F. Yani E ve F dediğimiz şeyler aslında köşegenler. İşte aslında şuraya E diyelim. Ee, diğerine de F dedim. E diktir F ise yani bu özel durumdur bir daha söylüyorum. Ee, o zaman e, şu açı 90 derece olacak ya onu şöyle göstereyim. E, 90 derecenin olduğu köşeden şöyle bir paralel çiziyorum. F köşegenine paralel çiziyorum. Şuraya yükseklik dersen, bu 90'ı da Hatırlarsanız zor dik diye bir şey öğretmiştim. Görmesi zor dik. Bu 90'ı buraya taşıyabiliriz. Bakın e, yukarıdaki C kenarını da aşağıya doğru kaydırabiliriz. Burası A olacaksa o zaman H'nin karesi eşittir. C çarpı A ilişkisini kullanabiliriz çocuklar. Bu e, nerede kullanılır? E diktir F ise. Yani köşegenler köşegenleri dik kesişen kesişen yamuk için uygulanabilecek evet uygulanabilecek e, hamle diye e, buraya not düşelim yıldızda koyalım isterseniz. Şimdi AKMN bir dik yamuktur diyor. O zaman buralara 90'ları yapıştıralım. Baktım ki köşegenler dik kesişiyor. O zaman 8'i e, şu şekilde paralel olacak şekilde köşegene paralel olacak şekilde çiziyorum. O zaman şöyle paralel çizdiğimi belli edeyim. 8'i aşağıya doğru kaydırmış olduk. Şuraya Rize diyelim çocuklar. Ee, bakınız burası 90 olduğu için. Tabi burası da 90. Ee, dikkat ederseniz bu 90'ı şuraya taşıyabiliyoruz. İşte görmesi zor dik diyoruz ya. Bu 90'ı buraya taşıyabiliyoruz. Şimdi e, şunu fark edelim. H dediğimiz bizim Halil dediğimiz. Hani iki dik bir öklik diyoruz ya. Halil dediğimiz ve M ve N dediğimiz parçalar. O zaman hemen yapalım. H'nin e karesi eşittir 24 çarpı 8 diyebiliriz sevgili çocuklar. Buradan tabii H'yi bulmaya çalışacağım. Bunu çarpmayalım çarpmak işi zorlaştırır. 8 çarpı 3 gibi düşünelim. O zaman H kare 8'in karesi çarpı 3 olacaktır. Dolayısıyla her tarafın kare kökünü aldığımda 8 kök 3 şeklinde yüksekliği bulacağım sevgili çocuklar. Şimdi K P ile KPL dediğimiz şu elimle gösterdiğim üçgenin alanını bulmak istiyoruz. Şimdi bu 8 köküçlük e, yüksekliği tam şuradan indirecek olursam dikkatli bakın. Aslında bu kelebek oluşturan e, şu hatta şöyle tırtıklı bir şekilde göstereyim. Kelebek oluşturan bu fotoğrafta iki üçgenin ayrı ayrı yüksekliği konumundadır. 1 bölü 3'lük kelebek var. Evet. Dolayısıyla ben buraya h dersem, burası da 3h olmalıdır ve h1 diyelim isterseniz, burası da 3h1 olacaktır. Şu halde 4h1, dikkat edin, 4h1, 8 kökü 3'e eşit. Dolayısıyla 1h1 de 2 kökü 3 olmalıdır diyebiliriz. Peki şu PKL üçgenin alanını arıyoruz ya biz. 24'ün dikmesi 3h1'dir. O zaman aranılan alan şöyle bulunacak, yani alan. K, P, L diyelim. Tabanımız 24. Bulduğumuz yükseklik ise H1, 2 kök 3 bulmuştuk. O zaman burası 6 kök 3 olur. 24 çarpı 6 kök 3 bölü 2'den gereken sadeleştirmeyi yaparsa 72 kök 3 birim kare aradığımız cevabın kendisi olacaktır. Evet, kıymetli çocuklar. Bu soruyu tekrar incelemenizi tavsiye ediyorum. Diğer örneğimize bakalım çocuklar. E ee, gene bir dik yamuk verilmiş. 4 ve 8'lik uzunluklar var. Ee, bu sefer yamuğun alanı soruluyor. Köşegenlerin dik kesiştiğine dikkat edin. Demek ki bu özel durum demektir. Ee, ne yapıyorduk? Bir kez daha hatırlatmak ee, isterim. şu elime gösterdiğim paraleli çizeriz. Köşegene paralel olacak şekilde. Dolayısıyla C'yi aşağıya doğru kaydırıyorduk. Ee, bakınız şu bu 90'da buraya taşıyorduk. Dikkat edin. Görmesi zor dikti demiştik buna. Ve burada öklit bağıntısı yapıyoruz. Yani hallin karesi A çarpı C olacak. E, H kare eşittir A çarpı C diyebiliriz. İşte çocuklar bu hamleyi artık alışın. Dolayısıyla bu dördü aşağıya doğru köşegene paralel olarak e, çizecek şekilde kaydırıyoruz. E, burası 4 oluyor. Burası 90 oluyor dikkat edin. Bu 90'ı buraya taşımış olduk. E, şuraya H dersem H'nin karesi eşittir 8 çarpı 4'ten. 32 çıkacaktır. 16 çarpı 2 gibi düşünülürse H4 kök 2 olacaktır. Dolayısıyla yamuğun alanı da dikkatli bakın. Alt tabanımız 8, üst tabanımız da 4. Yani 8 artı 4 bölü 2 çarpı yüksekliğimizde de 4 kök 2'dir. Dolayısıyla burası 12 bölü 6, 4 ile çarparsak 24 kök 2 birim kare olacaktır. Cevabımız da budur. Diğer örneğimize bakalım. Bu da 2011 senesinin bir sınav sorusu. E, A, E, F'de 5, EBCF 6 verilmiş. Evet A, e, 5. O zaman buraya e, 5A dersem E, B, C, F'ye buraya da 6A yazabilirim çocuklar. E, dikdörtgen dediği için burası uzun kenar x artı 4 konumunda, Buraya da x artı 1 kalır. Yorumunu yapabiliriz şu 5A dediğim yer aslında bir dik yamuktur. Şuraya H dersem H de dik yamuğun yüksekliğidir. Şurası da H'dir tabi. 6A'lık kısım da yine dikkatli bakarsanız bir dik yamuktur. dolayısıyla dik yamuğun alan formülünü kullanarak oranlayacağım. Buradan H'lerin sadeleşmesi gerektiğine dikkat edin. Evet önce o zaman AEFD'yi bulalım. 3 artı x bölü 2 çarpı h diyorum. AFD'nin alanı için. EBCF içinde 4 artı x artı 1 bölü 2 çarpı h diyorum kıymetli çocuklar. O da eşittir 5 bölü 6 diyerek orantımı kuruyorum. Buradan artık gerisi matematiksel işlem. Şu bölü 2'ler de gidecek. Kalanları şuraya yazıyorum. 3 artı x bölü 5 artı x eşittir 5 bölü 6 çıkıyor. Buradan işler dışarı yaparsam X rahatlıkla e, bulabilirim. 18 artı 6x eşittir 25 artı 5x olacaktır. Dolayısıyla buradan e, 1x evet 1x eşittir 7 olacaktır. E, cevabımız da budur çocuklar. Diğer örneğimize bakalım. Kalemine yamuktur demiş e, ve k açısı 90 derece olduğu için u kuralı gereği burası da 90 derece olacaktır diyebiliriz. E, ile ML'yi de eşit vermiş. Bakın S işareti. Çevre soruluyor. O zaman ben buraya A kenarı dersem. Burası da A kenarıdır. Dikkat edin. Hemen kaydırma metodunu uyguluyorum. Evet. Biri aşağıya indirdim. Dolayısıyla sağ taraf şuraya Rize diyelim. A eksi 1 kalacaktır. 3 de sağa doğru gelecek olursa uygulayacağım Pisagor sayesinde. Bakınız Rize, Muğla, Lüleburgaz'da Pisagor uygulayacağım. A eksi 1'in karesi Dik kenardır bu. Artı 3'ün karesi eşittir. A'nın karesi şeklinde Pisagor'u uygulayabilirim. Eğer burada e, hani e, meşhur üçgenlerimizden e, bir tanesinin Pisagor üçlüsü biçimini e, e, yakalayabilirsem hiç işlem yapmadan bunu açmadan A'yı bulabilirim. Mesela üçlü ne biliyoruz? 3, 4, 5 olabilir mi diyorum. A 5 olursa şurası da 4 çıkar mı acaba? 5 eksi 1 4. Evet. Yaşasın. O zaman A hakikaten Düşündüğüm gibi 5'miş diyebilirim. Yo, açarak da yapabilirdik ee, çocuklar. A, 5 ise e, tüm çevre sorulduğu için 2A e, artı 3 artı 1 soruluyor demektir. A yerine 5 yazıyorum. 10, 14 birim aradığımız e, yamun çevresi olacaktır. Diğer örneğimiz 2005 senesinde çıkan bir üniversite sınavı sorusu. E, A, B, dik yamuk olduğu söyleniyor. Buralara 90'ları hemen yapıştıralım. A, E, B e, üçgeninin alanı. Evet şurayı hemen boyadım. Buraya T diyelim. T alanını arıyoruz. Şimdi çocuklar dik yamukta ne yapıyorduk? Hemen e, kaydırma metodu. Yukarıdaki kenarı aşağıya doğru kaydırıyoruz. Altı da sola doğru gelecek tabi. Ama burada bu boyadığım üçgeni e, bozacağım için yani karalayacağım için bu altıyı bu kez Böyle de yapabileceğimi söylemiştim. Dışarıya doğru kaydırıyorum. O zaman bu şekil aslında bir dikdörtgene dönüyor. Burası 6 oluyor artık. Burası 10'du. Şu kısım da 10 olacak. Buraya 8 kalacak. Buranın da 10 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi burada çok kullandığımız dik üçgen benzerliği karşımıza geldi. Bakınız bu beyaz mavi üçgenle şu T dediğim dik üçgen benzer. Benzerliği de şuradan görebiliyoruz. Onu isterseniz kırmızı ile açılarını yazarak görelim. Buraya alfa, beta dersem, alfa ile beta'nın toplamı 90, Z var. Burası da alfa olacak. Şuraya da beta kalacak. Gördüğünüz gibi bu iki üçgen benzer. 90 derecenin karşısında, şöyle yazıyorum, 90 derecenin karşısında mavi üçgende 10 var. Aşağıda da 90 derecenin karşısında 10 var. Demek ki 10 bölü 10 1 yapar. Demek ki bu iki üçgen eş demektir. E, beta'nın karşısında 8 gözüküyor. E, burada da beta'nın karşısında 8 gözükecek. Evet yazalım. Beta'nın karşısında 8. Burada da beta'nın karşısında EA uzunluğu var. Demek ki EA uzunluğu da 8 birim olacak diyebiliriz. Alfa'nın karşısında 6 var. Burada da alfa'nın karşısında e, EB uzunluğu var demek ki bu da 6 olacak diyebiliriz. Şuraya 6 yazalım. Böylece e, T dediğimiz alanı bulmuş oluyoruz. Dik kenarımız 6, e, buradaki dik kenarımız 8 bölü 2. O da ne yapacaktır? 48 bölü 2'den 24 birim kare aradığımız cevap olacak. Şunu da ifade edeyim. Bu iki üçgen eş ya. Eş üçgenlerin alanları da eşittir. E, yani ben buraya direkt T'de yazabilirdim buradaki T ile buradaki T aynı olacaktır. Eş üçgenlerin alanları da çevreleri de bütün yardımcı elemanları da karşılıklı olarak eşittir diyebiliriz. Diğer sorumuza bakalım. Yine bir dik yamuk var elimizde. 30-36'lık uzunluklar var. X nedir diye soruluyor. Şimdi kıymetli çocuklar. Şimdi şu BE çizgisine dikkatli bakın. Hem dik olarak gelmiş hem de iki eşit parça ayrılmış. O zaman bunun Üç görevi olan bir çizgi olduğunu söyleyebilirim. Hatta biz buna akılda kalsın diye şöyle bir adlandırma yapmıştık. Hanife demiştik. Bir ikiz kenar üçgende e, tepeden indirilen, evet şuralara B, B kenarları diyelim, tepeden indirilen dikmenin üç görevi var demiştik. Bir tanesi yükseklik dikme olduğu için. Açı ortay buna N demiştik. E, kenar ortaydır buna da V demiştik. Biz bunu kısaca hani F diye kodlamıştık. Bu bir F dediğimiz V yani kenar ortaya karşılık geliyordu. Bu aynı zamanda simetri ekseniydi. Buranın alanıyla buranın alanında eşit olduğunu biliyoruz çocuklar. Şimdi o zaman D ile B'yi birleştirecek olursam bu yeşil uzunluğun da X birim olması gerektiğini söyleyebilirim. Mesela buraya ben beta beta diyebilirim artık. Şuralara da alfa alfa yazabilirim kıymetli çocuklar. Şimdi şöyle bir hani feleği şaşmış bir z var burada. Feleği şaşmış z gereği bu iki alfayı şu yukarıya doğru taşıyabilirim. Şimdi burada basit bir trigonometrik yaklaşımdan bahsedelim. Şu elimle göstermiş olduğum yeşil üçgende alfanın komşusu 30, hipotenüs de x konumunda. O zaman kosinüs x'i yazarsam 30 bölü x şeklinde yazabilirim. Ee, şu elimle göstermiş olduğum üçgende ise 2 alfanın karşısı 36 hipotenüs x. O zaman burada da sinüs 2 alfa 36 bölü x şeklinde yazabilirim. Bunu e, yarım açı formülüyle 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa e, eşittir 36 bölü x yazarsam kosinüs e, alfa yerine evet Kosünüs alfa yerine dikkat ederseniz kosünüs alfayı şuradaki üçgenden bulmuştuk. Komşu 30. E, hipotenüs de x konumunda. Buraya 30 bölü x yazarsam x'ler sadeleşecektir. Sinüs alfanın e, 36 bölü 60 olduğunu bulacağım. Sadeleştirdiğimde 12'ye bölersem 3 bölü 5 çıkacaktır. Şu halde sinüs alfa 3 bölü 5 ise çocuklar şu ilk üçgenimize bakalım. Burada sinüs alfanın ne olduğunu görmeye çalışalım. Evet sinüs alfa 3 bölü 5. O zaman alfanın karşısına şöyle 3 kat x'in olduğu yere 5 kat yazıyorum. O zaman 30'un olduğu yere 4 kat yazabilmem lazım. 4 kat 30'u gösterdiğine göre 1 katta 30 bölü 4 yani 15 bölü 2'yi gösterecek yorumunu yapabiliriz. E, dikkat ederseniz biz x'i arıyoruz, x'imiz de 5 kat olduğu için k yerine 15 bölü 2 yazıyorum. E, dolayısıyla cevabımız 75 bölü 2 e, birim olarak bulunacaktır. E, farkındaysanız o da e, 37 buçuk birim olacaktır kıymetli çocuklar. Bu soruyu ikinci yolla da çözelim. Ee, çocuklar farklı bir bakışınız olsun. Ee, dikkat ederseniz yükseklik 36 konumunda. Demin ki soruda yaptığımız hamleyi yapalım. 36'yı dışarıya doğru kaydıralım. Evet burası 36 olacaktır. Şuralara ne diyelim. Nar diyelim. Ee, şimdi şu kırmızıya boyadığım üçgende dik kenar 36. Hipotenüs 2 nar konumunda. Şu x'i de nar cinsinden yazalım dersek. Pisagor uygulamam lazım. Dik kenarımız 30. Dik kenarımız nar. O zaman buraya karekök 900 artı nar kare diyeceğim. Evet karekök 900 artı nar kare. Yalnız karekökün dışına çıkmaz. Onu söyleyeyim. Şimdi burada kolay bir benzerlik yapalım. Buraya alfa. Şuraya beta diyorum. Burası doğal olarak alfa. Burası da beta olacak. Şimdi gelin birlikte yazalım. Alfanın karşısında burada 36 var. Burada alfanın karşısında 30 var. Alfanın karşısında 36, alfanın karşısında 30 var. Devam ediyorum. E, 90'ın karşısında burada 2 nar var. Burada 90'ın karşısında kara kök içerisinde 900 artı nar kare var. E, 36 ile 30'u sadeleştirelim. E, 6'ya böldüğüm zaman burada 6, burada 5 kalacak. Hatta 2 ile 6'yı da sadeleştirebiliriz. Burada 3 kalıyor. Bir de şimdi iki tarafın karesini alalım şu kökten kurtulmak için. 9 bölü 25 eşittir. Nar kare bölü 900 artı nar kare olacaktır. İşler dışlar yapalım. 25 nar kare eşittir. 8100 artı 9 nar kare olacak. Bunu bu tarafa attığım zaman 16 nar kare eşittir. 8100'den. Ee, nar kare 8100 bölü 16 olacak. 8100 neyin karesi? 90. O zaman nar 90 bölü 16'da 4'ün karesi bildiğiniz gibi 90 bölü 4. Diğer bir de işte 45 bölü 2 olacaktır. Böylece biz narı bulmuş olduk 45 bölü 2 biçiminde. Buradan Pisagor'dan x'e rahatlıkla ulaşabiliriz kıymetli çocuklar. Bu da ikinci yolumuz farklı bir bakış olsun sevgili gençler. Evet, diğer bilgimiz ikizkenar kenar yamuk. İkiz kenar yamukla ilgili hangi hamleleri yapacağız? Bir kere köşegenleri eşit olan her yamuk ikiz kenar yamuktur. Bunu belirtelim. Buraya notumuzu düşelim. Köşegenleri dik kesişmez. Açı ortay da değildir. Yan kenarları eşit. Açıları da eşit. Mesela A açısıyla B açısı eşittir. Buraya da alfa diyebiliriz. O zaman hemen şuraya yazalım. A açısıyla B açısı eşit. C ile de D eşit. Buraya da beta yazabiliriz. O zaman C açısı eşittir. D açısı diyebiliriz. bunlara alfa demiştik. Bunlara da beta demiştik. Ayrıca A ile D tabii ki bu yamuk olduğu için A ile D'nin toplamı da 180 derece olacaktır kıymetli çocuklar. Bu dörtgen olduğu için ayrıca iç açılar toplamı da 360 derece diyebiliriz. İkiz kenar yamukta köşegenler eşit dedik ya bu parçalar kendi aralarında birbirine eşittir. Aynı görevi yapan e, uzunluklardır bunlar. AK ile KB birbirine eşittir. Evet. AK ile KB birbirine eşittir. E, AC'nin BD eşit olduğunu zaten söylemiştim. E, burası M ise o zaman burada bir ikiz kenar var. Burası da M olacak. E, Z'den dolayı şu elime gösterdiğim açının da e, buraların da M olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Şurası da N olacak. Kıymetli çocuklar. Bakın buralara da teta açısı dersem burası da teta açısı olacak e, sevgili gençler. Burada tabi şu kanat alanlarının eş olduğuna dikkat ediniz. Ve bunlar alan olarak da zaten birbirine eşittir. Mesela buraya S S dersem buraya işte e, T ve e, P alanları dersem S ile S'nin çarpımı T ile P alanının çarpımına eşittir bilgisi de bünyemizde var. Şimdi Örneğimize bakalım. KLM'e yamuk hissediyor. Ama baktım ki yan kenarlar eşit. K açısı kaç derecedir diye söylenmiş. O zaman hemen şunu söyleyebiliriz. Çocuklar burası 132 derece. Bütünleri olacak. 180'den 132'yi çıkarırsam 48 derece kalacak. Bu tamamı 48 oldu. O zaman buralara 24'er derece diyebilirim. Burası ee, çocuklar e, 48 derece ise e, alfanın da 48 derece olması gerektiğini söyleyebilirim. E, cevabımız 48 olur o zaman. E, burada e, şuraya beta dersek mesela burayı sormuş olsaydık. Beta'yı da bulalım. E, beta'yı nasıl bulacağız o zaman? E, dikkat ederseniz şuradaki üçgenden bulacağız. E, 48 e, 24 daha 72. Buraya da 108 kalacak çocuklar. Beta da 108 derece olacak diyebiliriz. Diğer örneğimize bakalım. KLM'ne ikiz kenar yamuktur diye söyleniyor. 15 dokuzluk o köşegene inen iki tane dikme var. NL uzunluğu yani köşegenimiz 25. O zaman hemen şunu düşünmemiz lazım. Şu elimle gösterdiğim köşegenin uzunluğu da artık bizim için 25 birim olacaktır. Şimdi e, geometride çok kullandığımız bir metot var. Kaydırma metodu diyorum ben buna. Bu kaydırma metodunu çok iyi bilmemiz lazım. Söz gelimi e, şurası 7 olsun. E, burası efendim e, 3 olsun. Buraya da 5 diyelim. E, diyelim ki A ile B arasındaki en kısa mesafe kaç birimdir? Yani AB uzunluğu kaç birimdir? Şöyle nokta nokta. Burayı da birleştirmiş olayım böyle bir e, soru veya şekil gördüğümüz zaman iki tane bakın ters tarafa dönmüş dikey uzunluk var paralel 90'ar derece e, bunlar paralel demektir bunu gördüğümüz zaman küçük olanı yani küçük olan uzunluğu büyük olan uzun şu şekilde sağa doğru kaydıralım çocuklar o zaman bunu böyle kaydırdığımız zaman dikkatli bakınız sağ taraftaki bu yeşil uzunluk artık bizim için 3 olacaktır Dolayısıyla tamamı 10 birim olacaktır. Şuraya Rize diyelim. E, bu 5 de tabi doğal olarak aşağıya kaydı. Bursa-Rize arası da 5 e, olacak çocuklar. Şu boyamış olduğum üçgen artık Pisagor bağıntısının kullanılabileceği bir üçgen. Dolayısıyla 5'e onluk bir ilişki var. Dolayısıyla AB uzunluğu, dik kenarlar arasında 1'e 2'lik ilişki varsa küçüğünün kök 5 katı oluyordu. O zaman 5'in kök 5 katıdır diyebiliriz aradığımız cevap için. E bu e, hatırlatma bilgisi için. O zaman biz bu hatırlatma bilgisini bu soruyu uyarlayalım. Bakınız o paralel e, dikey uzunluklar bunlar. Küçük olanı büyük olanın yanına kaydıralım dedim. O zaman 9'u şöyle e, sola doğru kaydıralım. Şu şekilde bir çizim yaptım. Dikkat edin. Artık şu yeşil uzunluk 9 oldu. Biz PR'yi arıyoruz. PR'ye x denmiş. O zaman e, şurası da x olacaktır. Dikkat ederseniz artık şu boyamış olduğum yeşil üçgende e, çok güzel bir Pisagor bağıntısı uygulayabileceğim bir durum var. E, dik kenarımız x'tir. Evet x kare artı. E, diğer dik kenarımız 15'te 9'un toplamı. Yani 24'ün karesi. Hipotenüsümüz de 25'in karesi. O zaman bu hangi Pisagor üçlüsüne uyuyor diye e, düşündüğümüzde 7, 24, 25 Erzurum üçgeni diyorduk. O zaman hiç işlem yapmadan x'in 7 birim olması gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer bunu hani bilemiyorsak açarız işlem yaparak da x'i 7 olarak buluruz kıymetli çocuklar. Bu kaydırma metoduna dikkat edin, bir daha tekrar edin. Hatta buraya ben kaydırma metodu diye yazayım. Bundan sonraki derslerimde de yeri geldiğinde hatırlatacağım, kullanacağım. Diğer bilgimize bakalım. Şimdi bir dörtgende köşegenler cinsinden alan nasıl bulunur? Sinüs yardımıyla alan var çocuklar. Onu bilirsiniz. O köşegenler sayesinde ve aradaki açı sayesinde tüm alanı bulabiliyoruz. Tüm alan diyelim. Tüm alan. 1 bölü 2 çarpı E köşegeni. Bakınız F köşegeni. E ile F'yi çarpıyoruz. Aradaki açının sinüsü ile de çarparak alanı bulmuş oluyoruz. E, bu bilgi e, paralel kenarda, yamukta, eşkenar dörtgende ya da e, deltoidde kullanılabilir. Herhangi bir dörtgende de kullanılabilir. Şimdi ABC'de yamuk. Bakıyorum ikiz kenar. O zaman e, diğer köşegeni çizdiğim zaman e, buranın da 8 birim olması gerektiğini söyleyebilirim. E, i̇kiz kenar yamukta özelliklerden bir tanesi neydi? Şuraya e, bir kez daha hatırlatayım. Bütün ikiz kenar yamuklarda köşegenlerin eşit olduğunu söylemiştik. Hatta bu parçaların da kendi arasında eşit olması gerektiğini, mesela buraya M açısı dersem, buranın da M açısı, şuranın da M, buranın da yine M açısı olduğunu söylemiştik. O zaman burası 15 ise, şurası da 15 olacak. Şu elime gösterdiğim açıda 15, 15, 30, 150 derece olacak. Burası da 30 derece olacak diyebiliriz. Şu halde 150 derecenin sinüsünü de kullanabilirim. 30 derecenin sinüsü de birbirine eşit olduğu için. 1 bölü 2 çarpı, 8, çarp 8 çarpı 8 çarpı sinüs 150 ya da sinüs 30 da kullanabilirim. Her ikisi de 1 bölü 2'yi verir. Dolayısıyla buradan cevabımız 64 bölü 4'ten 16 birim kare olacaktır. Aradığımız cevap budur çocuklar. İkiz kenar yamukta en meşhur hamlelerden bir tanesi. Üstteki kenarı aşağıya doğru kaydırdığımızda Bakınız, bu kulak uzunlukları dediğimiz uzunlukların birbirine eşit olduğu bilgisidir. Mesela buraya C dedim ya, bu kulak uzunlukları birbirine eşit olur ee, ve şöyle bulunuyor, her ikisi de e, tamamından yani A'dan üstteki kenarı yani şu indirdiğimiz C kenarını çıkarıp ikiye bölerek buluyoruz çocuklar. Burası da yükseklik. Dolayısıyla artık alanı bulmak kolay. Alan nasıl buluyorduk? İşte alt taban artı üst taban bölü iki çarpı yükseklik şeklinde. Evet, o zaman gelin bu bilgi ışığında bu soruyu çözmeye çalışalım. İkiz ee, ikiz kenarlarımız 10. Bunu aşağıya doğru kaydıralım. Evet, o 4 aşağıya indi. Dikkat et. E, 20'den 4'ü çıkarıyorum, 2'ye bölüyorum. 16 8 yapar. Buralara 8 kaldı. Baktım ki şu dik üçgen dünyanın en güzel üçgeni. 3 4 5 üçgenin 2 katı. 8 10 buraya da 6 kaldı. Böylece yüksekliği bulmuş olduk. Şimdi tüm alanı bulalım dersek alt tabanımız 20 üst tabanımız 4 bölü 2 çarpı 6 diyerek alanı bulmuş oluyoruz. Bu da 24 çarpı 3'ten 72 birim kare şeklinde cevabı ulaştırıyor bizi. Bir diğer sorumuza bakalım. İkiz kenar yamukta N köşesinden yükseklik inmiş 6 kök 2 ve PL dediğimiz uzunlukta 8 küpü olarak verilmiş yamuğun alanı soruluyor. Şimdi bu soruya şöyle iki yaklaşım e, göstereceğim size. Bir tanesi şu e, makas alın diyorum ve NP'den itibaren e, şu NPK üçgenini kesin ve bunu alın e, bu sağ tarafa e, L'nin olduğu yere yapıştırın. E, o zaman bunu yapıştırırsam şekil şöyle olacak dikkat edin. Şu ikisi eş üçgenler olacak. E, çünkü şuralar alfa alfaydı biliyorsunuz. E, bu buraya e, tabiri caizse cuk diye oturacak. E, burası S, burası da S. E, dolayısıyla şu uzunluk 6 kök 2 olacaktır. Şimdi o zaman ben yamuğun alanını hesaplarken şuradaki A'yı kaybettim ya. A'yı nereye monte ettim? E, bu sağ taraftaki yeni dik üçgen olarak monte ettim. Şu b de yamuğun diğer kısmı Şimdi A artı B'yi arıyorum ben. A artı B e, normalde ikiz kenar yamuğun alanı. İkiz kenarın ikiz kenar yamuğun diyelim. Yamuğun alanı. A artı B e, kimin de alanı? E, oluşan yeni dik üçgen. Şuraya R diyelim. Dik üçgen, e, dik dörtgenin de alanı. Evet. Dik dörtgenin de alanıdır. E, hangi dik dörtgenin alan? n, r, l ve p dikdörtgeninin n, r, l, p dikdörtgeninin alanıdır. O zaman e, biz direkt dikdörtgenin alanı bulduk mu soruya ulaşmış oluyoruz. E, yani a artı b'yi bulmuş oluyoruz. Kısa kenarımız 6 kökü uzun kenarımızda 8 kökü olduğundan 48, 48 kere 2 96 birim kare aradığımız cevap olacaktır. Şimdi diğer yöntemimiz ne? Ona bakalım. Şimdi ben şuraya ikinci yol olarak hemen hızlı bir şekilde şunu çizmeye çalışayım. Bakınız şurayı 6 kök 2 olarak vermiş bize. Şurası da 8 kök 2. Biz tüm alanı arıyoruz. Şimdi o zaman diyorum ki buradan şöyle bir aşağıya doğru dikme indireyim. Şu üst kenara x dersem aşağısı da x olacaktır. Ve e, bu kanat alanlara dikkat edelim. Hatta isterseniz e, şöyle yapalım. X'i buraya demeyelim. Şuraya diyelim. Mesela şuralara e, x x diyelim. O zaman şu parça ne olacaktır? 8 kök 2 eksi 2X olacaktır. 8 kök, e, 8 kök 2 eksi X olacaktır. Çünkü tam, şu kısım 8 kök diye Burası da o zaman 8 kök 2 eksi X olacaktır. Şimdi gelelim e, yamuğun alan formülüne. Alan K, L, M, N diyelim. Alt tabanımız artık 8 kökü artı x oldu. 8 kökü artı x artı üst tabanımız 8 kök 2 eksi x oldu. Bölü 2. Yüksekliğimiz de 6 kökü. Dikkat edin. Şu x'lerin gittiğine dikkat edin. E demek ki x'ler bulunmuyor. X'ler e, sorunun çözümünde aktif rol almıyor çocuklar. 8 kökü 8 kökü 16 kökü. 2'ye bölersek 8 kökü yapar. 6 kökü ile çarptığımız zaman... Bu da 48 çarpı 2 olacaktır. Çünkü kök ile kökün çarpımı 2'dir. 96 birim kare aradığımız cevaba ulaşmış olacağız. Evet buranın 8 kökü eksi x olduğuna dikkat ediniz. Diğer örneğimize bakalım. Bu örneğin benzeri üniversite sınavında soruldu çocuklar. Ee, bakınız 3 parçası da yani iki yan bir de üst e, paralelin eşit olduğu bir ikiz kenar yamuk karşımızda duruyor. Hemen mesela şuralara alfa alfa diyecek olursanız ikiz kenardan dolayı hani gör, e, görmesi zor z veya hani feleği şaşmış z z diyoruz şöyle. Bu sayede e, burası alfa ise buraya da alfa yazabiliyoruz. He, demek ki şurası iki alfa geldi L açısı burası da iki alfa olacak ikiz kenarlık gereği. E, bakınız burada da 90 var. O zaman şu boyamış olduğum üçgen e, özel bir üçgen geldi. 3 e, üç alfa 90 olması lazım. 3 alfa 90 ise alfa 30 derece demektir. Demek ki burası 30 derece, burası 60 derecedir. Yorumunu yapabiliriz. Şuralara da 30, 30, 120 üçgeni yazabiliriz çocuklar. Şimdi bakalım 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısına 6 diyebiliriz. X dediğimiz uzunluğu bulmak için de 30'un karşısına yine kök 3 çarpmalıyız. O zaman cevabımız 6 kök 3 olacaktır. Evet aradığımız cevap budur çocuklar. Diğer örneğimize bakalım. Gene bir ikiz kenar yamuk karşımızda. 8, 8, 14 ve 2 köşegen soruluyor bize. Ee, yine şu meşhur hamlemizi yapalım. Ee, bakınız bu meşhur hamlemizi yaptığımız zaman dikkat ederseniz şu arası 2 olacak. Ee, 14'ten 2'yi çıkarırsam 12. Tabii 12'yi de 2'ye böleceğim 6 yapar. Bu kulaklar da kulak uzunlukları da 6 olacaktır. Ee, şurada pisagor bağıntısı yaparsam ee, Pisagor neticesinde hipotenüs bir 8. 64'ten neyi çıkarmalıyım? 6'nın karesi 36'yı kaç yapar? 28 yapar. Kareköküne ne yapar? 4 çarpı 7'den 2 kök 7 olacak. Hipotenüsün karesinden dik kenarın karesini çıkararak diğer dik kenarı bulmuş oldum. Şimdi amacım buradaki x'i bulmak olduğuna göre ki buranın da 8 olduğu artık belli bizim tarafımıza. Bir Pisagor daha yapacağım ve Soruyu çözmüş olacağım. 2 kök 7'nin karesi artı 8'in karesi bize x'in karesini verecek. Burası 28 artı 64 eşittir x kare yazabiliriz. Dolayısıyla burası 84, 92 mi oluyor? Evet, tabii 30 olsa 94, 92. x karemiz 92 oluyor. İki tarafın kare alırsak x eşittir kök 92 olacak. 92'nin yarısı 46, da yarısı 23. Demek ki bu 4 çarpı 23 gibi düşünülürse evet 2 kök 23 olacaktır. X değerimiz aradığımız cevap budur çocuklar. Evet diğer sorumuz 2018 TYT sorusu. Kare şeklinde bir dantelin yarısı monitörde gözükmektedir diyor. Demek ki burası kareymiş. Yarısı dediğine göre bu köşegen demektir. Buralara 45 yazabilirim ve bu parçaların da eşit olduğunu söyleyebilirim. Yarısı dediği için öyle yapıyoruz. Çünkü karenin çocuklar karenin tam yarısı bu şekilde karşımıza gelecek. Buralara 45 diyebiliriz. E, dikkatli olunuz. Evet bu da birbirine eşit tabii ki. Dantel düşey doğrultuda iki birim aşağıya kaydığında. Düşey doğrultuda iki birim aşağıya kayması demek. Evet buralara 45 demiştik demin. Şurası 90. Evet şu şekilde şu uzunluğun yani burada oluşan ikiz kenar yamuğun yüksekliğinin 2 olduğunu bize söylüyor. Şurası da tabii 45. Burası da 45 diyebiliriz. E, o zaman burası dikkat ederseniz 2 birim olacaktır. Çocuklar şu uzunluklara da 2 yazabiliriz. E, diyor ki bize dantelin ekran üzerinde kapladığı alan ilk duruma göre 16 birim kare artmıştır diyor. E şimdi normalde burası A iken e, burası da A e demek ki 16 neresi olacak o zaman? Şuradaki ikiz kenar yamuğun alanı olacak çocuklar. E şimdi şuraya e, bilmiyoruz. A diyelim. E burası da A olacak. Şunlar kulak uzunlukları. O zaman gelin e, hamlemizi yapalım. Alt artı üst bölü 2 diyeceğim. Alt dediğimiz yer yani alt taban dediğimiz A artı 4'tür. Artı üst taban dediğimiz A'dır. Bölü 2 çarpı yüksekliğimiz de 2. Eşittir 16 diyorum. Bu ikiler gider. 2A artı 4 eşittir 16'dan. 12 bölü 2'den a dediğimiz değer 6 gelecektir. Şimdi böylece bizim köşegenimiz yani karemizin köşegeni dikkat ederseniz 6, 8, 10 olacaktır. Yani şu uzunluk komple 10 birim geldi. Gene sizin bildiğiniz ikiz kenar dik üçgende en meşhur hamlelerden bir tanesidir bu. 45, 45, 90 üçgeninde diyelim ki burası x ise, x ise buraya da x kök 2 deriz. E şimdi x kök 2 dediğim yere biz kaç bulduk? 10 bulduk. x kök 2 10 ise o zaman onu kök 2'ye böldüğümüz zaman x dediğimiz değer 5 kök 2 olacaktır. Dolayısıyla karenin bir kenarını bulmuş oldum. E, o zaman alanımız da karenin alanı olacaktır. Yani 5 kök 2'nin karesi. O da 25 çarpı 2'den 50 birim kare olacaktır. Aradığımız cevap bu. Harika. Bunu tekrar incelemenizi tavsiye ediyorum çocuklar. Diğer örneğimize bakalım. Ee, Böyle problem tarzı bir soru. Şekilde yamuk şeklinde bir duvar boyanacaktır demiş. 1 litre boya 35 TL'dir. 1 litre boya 6 metrekare duvar boyamaktadır. E, duvar boyamanın maliyeti kaç liradır? O zaman bir kere bu alanla ilgili bu duvarsa madem. Hemen ben alanı bulmak için e, şu meşhur hamlemizi yaparım. 3'ü aşağıya kaydırırım. 11'den 3'ü çıkaracağım. 8 kalacak. Şuralara 4'er kalacak. Şurası da yükseklik olacak. Dünyanın en güzel üçgeninden 3 olacak. Hemen alanı bulalım. O zaman alanımız e, alt taban 11, üst tabanımız 3, bölü 2 çarpı. Yüksekliğimiz de 3'tür. Burası 14 bölü 2, 7 7 kere 3'ten 21 birim kare gelecek. Şimdi şu kısımları okuyalım. 1 litre boya 35 TL. Anlaşıldı. 1 litre boya 6 metrekare duvar boyu. E, 1 litre boya 6 metrekare. O zaman e, bizim e, boyayacağımız yer 21 metrekare olduğuna göre bir altı alacağız. E, Bir 6 yani bir, bir, 6 metrekare için 1 litre alacağız. E, bir 6 metrekare için daha 1 litre alacağız. Dikkat edin. Bir 6 metrekare için 1 litre daha alacağız. Dikkat edin. E, şu anda 18 metrekare için toplam 3 litre boya ihtiyacım var. Mecburen bu yetmeyeceğine göre bir 6 metrekare de almam lazım. Dolayısıyla benim alacağım toplam boya 4 litre olacaktır. Dolayısıyla bir e, 1 litre boyada da 35 TL olduğuna göre 4 çarpı şöyle yazalım maliyet o zaman ne olacak 4 çarpı 35 TL'den, evet, 140 TL e, dikkat ederseniz masrafımız olacak ha biraz boya artacak mı evet artacak ama e, duvarı boyamak için e, 140 TL ihtiyacımız var diyebiliriz evet bir ikiz kenar yamuk sorusu daha e, köşegenler dik kesişmiş tabi bu özel bir durumdur. İkiz kenar yamukta bildiğiniz gibi köşegenler birbirine eşit oluyordu. Hatta şu parçalarda kendi aralarında birbirine eşit oluyordu çocuklar. O zaman e, burası 90 olduğuna göre şunlar da ikiz kenar olduğu için ve dik üçgen olduğu için buralara mecburen 45 derece diyebiliriz. Şurası da tabii 45 derece z gereği olduğunu söyleyebiliriz. Alt taban belli, üst taban belli. O zaman bize yükseklik lazım çocuklar. İkiz kenar dik üçgende bildiğiniz gibi şöyle meşhur bir hamle var. Buralar 45 derece ise şu tepeden dikme indirdiğim zaman bakınız hem hanife dediğimiz özellik sağlanacak, bir de muhteşem üçlü sağlanacak. Yani şu üç parça birbirine eşit olacak. Buna dikkat ediniz. Çünkü şuralarda 45 derece oluyor. Muhteşem üçlü oradan geliyor aslında çocuklar. Şimdi. Ee, aynı davranışı burada yapalım. Tam 90 derecenin olduğu yerden şöyle dikme çizersem evet şu 3 parça birbirine eşit olacaktır. Yani 12 kökünün yarısı 6 kök 2 burası da 6 kök 2, burası da 6 kök 2 olacak. Aynı davranış karda yapılırsa 2 kök 2 2 kök 2 ve şu kısımda 2 kök 2 olacak. Böylece yüksekliğimiz 8 kök 2 oldu. Şuraya yazalım. Şu H dediğimiz yükseklik artık 8 kök 2 birimdir hemen alanı hesaplayalım. Alt taban dediğimiz 12 kök 2 artı üst taban dediğimiz 4 kök 2 bölü 2 çarpı yüksekliğimizde 8 kök 2. İşlemi yürütürsek 16 kök 2 2'ye bölersek 8 kök 2 mi yapar? Evet 8 kök 2 yapar. 8 kök ile 8 kök 2'yi çarparsak 64 çarpı 2'den 128 birim kare aradığımız cevap olacaktır. Harika. Diğer örneğimize bakalım. E, ABC'de yamuk. Bir kenar yamuk dikkat ediliyorsa. E, B3 nar. Şuraya 3 nar diyelim. Şuraya 3 nar. Çapraz dağıttım. E'de 5 nar. Şuraya 5 nar yazdım. E, şimdi şurada bir açı var. Buraya alfa alfa dersem. Şöyle feleği şaşmış Z'den. Buranın alfa olduğunu söyleyebilirim. Burası 2 alfa. Burası da 2 alfa oldu. O zaman bakın alfa alfa 8. Burası 8 oldu. O zaman burası 8 ise burası da 8 oldu diyebiliriz. Şimdi şu maviye boyadığım üçgene lütfen dikkatli bakınız. Bu üçgende şunu fark ediyoruz. Açılar 2 alfa alfa ve 16'ya 8'lik e, ilişki var. Demek ki alfanın karşı 8 olduğuna göre 16'da 90 derecenin karşısında olmalı. E, 2 alfaya 60 derece bir alfaya da 30 derece diyebiliriz çocuklar. Evet buna dikkat edin. O zaman buraları 30 derece yazabiliyorum. Evet şimdi amacımız EC x'i bulmak artık x'i bulmak bizim için biraz daha kolaylaştı diyebiliriz. Tabi 30'un karşı 8, 60'ın karşı şu parça 8 kök 3 oldu. Şimdi 8 nar 8 kök şu 5 nar dediğim yer şurası 5 kök 3 oldu. şurası da dikkat ederseniz 3 kök 3 oldu diyebiliriz. Şimdi ben şekli daha fazla bulandırmayayım diye şunu şu kısmını çizmek istiyorum. Burası 30 derece. Burası 8. Şurası 5 kök 3. Şurası x. Bizim e, yapmamız gereken münasip bir yerden dikme indirmek. Şurası son derece münasip bir yer. Şöyle dikme indirirsem e, şurası 60 olacak. 90'ın karşısına 8, 30'un karşısına 4 yazabilirim. Şurası 4 kök 3 olacak. Buraya mecburen 1 kök 3 kalacak. Çünkü 4 ile, 4 ile toplarsam 5 yapar. Şurada uygulayacağım Pisagor'la e, x'i rahatlıkla bulabileceğim. Dik kenarımız 4. 4'ün karesi artı kök 3'ün karesi eşittir x'in karesi diyebiliriz. Burada x hipotenüstür. 16 3 daha 19 olacaktır. Dolayısıyla x'imiz karekökünü aldığımızda kök 19 şeklinde bulunacaktır aradığımız cevap budur çocuklar. İstersek kosinüs teoremi de uygulayabilirdik. Bu daha kolay geldi. Bilginiz olsun. Bu da videomuzun konu anlatım 2 yamuk konu anlatım 2 videomuzun son örneğiydi. Umarım faydalı olmuştur kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyorum Hoşça kalın görüşmek üzere